Efendim herkese iyi akşamlar. 9 Haziran 2023 efendim günlerden cuma saatlerden 22. Böyle biraz geç bir saat ama işte öyle denkleşebildik Özcan Purde hocamla. Nasıl söyleyelim artık TFF 1. Lig'de sezonu bitirdik. Aslında Süper Lig'de de sezonu bitirdik. Artık sezonun kapanış videosu bu. Bir anlamda geçtiğimiz sezon nasıl bir sezondu? Yavaş yavaş da tabii gelecek sezon nasıl bir sezon olacak sorusuna da yanıt aramaya başladığımız hem bir bitiş hem bir başlangıç programı olacak bu. Özcan Purde hocamın katkılarıyla. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan Samsun'a, Rize'ye ve İstanbul'un Pendik ilçesine selamlar, sevgiler olsun. Şampiyonluklarını kutluyorum her üç takımın. Ben Samsun Spor'la Rize Spor'un şampiyonluklarını daha önceden de kutlamıştık. Ama bugün bir daha tekrar edelim. Bu üç takımın büyük başarısını da göz ardı etmeyelim. Gerçekten bilhassa Pendik Spor'un ikinci ligden birinci lige çıktığı ilk sezonda Süper Lig'e terfi etmesi her zaman her ligde görülecek bir şey değil. Ve bunu başaran Pendik camiasını, teknik direktörünü, oyuncularını, taraftarını canı gönülden kutlayalım diyelim ve akışımızı sana bırakalım. Şimdi hocam biraz işin tabii gırgırı ama benim söyleyeceğim. Biliyoruz sayende iyice öğrendik. Zaten biliyorduk da iyice öğrendik. İstanbul'un kalbi Eyüp. Ama İstanbul'un bir sürü şimdi şeyi de var artık ilçesi de şeyde hani ki çoğunlukla Süper Lig'de. İşte Beşiktaş'ı biliyoruz, Fenerbahçe'yi biliyoruz, işte Galatasaray'ı biliyoruz. Karagümrük'ü öğrendik, bilmem işte Kasımpaşa'yı öğrendik, işte İstanbulspor yavaş yavaş. İşte şimdi de Pendikspor. Hocam şimdi kalbi belli de bu Pendikspor hangi organı oluyor hocam? Şimdi eli mi kolu mu? Sen daha iyi bilirsin İstanbul'u açıdan soruyorum. Hocam şimdi tabii bu Pendikspor'un Başakşehir'i de unutmayalım bu arada sen söylemedin. Evet, Başakşehir'i de parantez içinde söylüyorum. Tabii hocam yani Pendik Spor camiasının heyecanını anlayabiliyorum. Yani kalan 3 takımdan hangisi çıksaydı bu heyecanı ilk defa yaşamış olacaktı. Pendik Spor, Bodrum Spor ve Eyüp Spor. Burada başarılı olan takım Pendik Spor oldu. Sezon içinde tabii hak edilmişleri şeyleri var. Yani oynadığı, hak etmiş olduğu bir yukarı çıkma olayı var Pendik Spor'un. Gerçekten ligimizin en iyi futbol oynayan 2-3 takımından biriydi sezon içerisinde. 38 maçlık, bu 36 maçlık bu periyotta. Tabii orada başarılı olamadı. Ondan daha üstün iki takım çıktı. Samsun Spor ve Rize Spor. Burada tabii federasyonun yeni kuralının da ne kadar avantajlı olduğunu bu Pendik Spor, Bodrum Spor maçında da görmüş olduk. Yalnız gümrükten mal kaçırır gibi bu maçın perşembe oynanması da benim garibime gitti açıkçası. Hocam adamlar iki maç oynamış çarşamba pazar dört gün içerisinde havaların sıcaklığı malum, atmosfer malum ve sen adamları perşembe günü bu maçı oynamak zorunda bırakıyorsun. Hadi cumartesi Şampiyonlar Ligi. Hem de dinlenmiş bir takım mı hocam? Evet tabii. Yani iki haftadır dinlenmiş bir takımla ben burada bir adaletsizlik görüyorum. Gerçekten maçın günü hakkında bir adaletsizlik görüyorum. Yani Pendik'in final oynaması hakkında adaletsizlik görmüyorum. Üçüncünün böyle bir toleransa sahip olması gayet doğal, güzel. Yani bir ödüldür. Çünkü son anda bir puanla bir gollerle kaçan şampiyonlukları biliyoruz. Demoralize olmasın diye böyle bir prim verilmesi mantıklı. Ama Bodrum takımı Eyüp Spor'la çok zorlu iki maç oynamış ve sen dört gün sonra bu takımı Akhisar'da tekrar bir final maçı oynamaya mahkum ediyorsun. Burası biraz adaletsiz oldu. Yani pazar günü Türkiye Kupası maçı olabilir. Sen o maçı saat 17'ye koyarsın veya pazartesi gününe koyarsın. Yani milli maç takvimi de var tabii. Orayı da göz ardı etmemek lazım ama hocam yani bu işler senin elinde. Öbür maçları biraz geri çekersin. İki ileri bir geri vaziyetiyle. En azından yani Bodrum'u böyle
suyunu etsin. Gerçekten ben adamlara hak veriyorum. Hocam yani bir iki gün en azından bir süre daha tanımalıydı Bodrum takımına. Skor değişir miydi? Tabii bilemeyiz onu yani. Adam dinlenirse farklı olabilir. Dinlenmiş bir vücudun saha içerisinde vereceği katkı tabii ki daha fazladır. Kafayı olarak da toparlanman kolay olmuyor. Bir zaferden, bir galibiyetten çıkıyorsun. O açıdan Bodrum takımının ben Pendik karşısında bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum bu konuda. Tabii yani heyecanlı, zevkli, çekişmeli bir mücadele oldu. Yani çok üstün bir futbol kalitesi yoktu. Kötünün iyisi kazandı bana göre. Yani kötünün iyisi derken yani golleri yapabilen kazandı. Tabii burada maçın bence kırılma anı Celal'in kaleciyi geçtikten sonra 6 pas köşesinden topu direğe nişanlaması bir şanssızlık değildi bana göre. Tam anlamıyla bir beceriksizlikti. Hocam o golü atıp öne geçen bir Bodrum Spor bence kötü gününde yakaladığı Pendik Spor karşısında skoru daha ileriye bile götürme şansı olabilirdi. Ama bunu tabii değerlendiremedi. Celal bence bu takımın alternatif olan mevkinde çok da verimli olan bir sezon geçirmedi. Celal tabii alt liglerden gelen yani sürekli Bodrum Spor'un içinde olan tahminim kariyeri sadece Bodrum Spor olan bir oyuncu ama işte hocam bugün bu golü atamıyorsan orada bir kaliteye ihtiyacının olduğu net şekilde gözüküyor. Tabii ondan sonra Süleyman'ın yaptığı maç içerisinde bence çok büyük bir acemilik. Yani maçın bitmesine 30-35 dakika kala orada rakibinin onu ne kadar tahrik etse de oradan bir şeyin çıkacağının ben seyrederken hissettim hocam. Buradan dedim bir şey çıkacak. Çünkü ısrarlı bir mücadele ve tabii orada Süleyman'ın yaptığı acemice bir hareket ve takıma çok büyük zarar verdi. 10 kişi oynarken belki daha net pozisyonlar da buldu Bodrum takımı ama hocam bir kişinin eksik olması en az 3-5 atağa eksik yapman anlamına geliyor. Bir hava sıcak. Tabii hava sıcak. Oyuncu değişikliklerinde teknik direktöre bir alternatif bırakmıyorsun. Bu da yani Bodrum Spor'a zarar verdi bence. Süleyman ve Celal'in yaptığı eylemler. Sonuçta kaybeden bir Bodrum Spor ama başarısız bir Bodrum Spor da yani sahada yani sezon içerisinde yoktu bana göre. Sezon boyunca zaman zaman inişler çıkışlar yaşasa da Bodrum Spor gerçekten büyük bir hikayeye yazdı. Ama sonunu getiremedi. Sonu mutlu sonla bitmedi. Bir de tabii Gökdeniz sezonun oyuncularından biri bu lige damga vuran bir oyuncu ama işte böyle final maçında da gerçek performansını gösteremeyen bir Gökdeniz gördük. Eğer Gökdeniz'in Kenan'ın gerçek performansları tabii burada antrenör tercihleri de önemli. Yani Ummar gibi bir oyuncuyu Celal çıktıktan sonra oynadığı oyunu gördük. Yani Ummar gibi bir oyuncunun da böyle final maçında ilk 11'de yer alıp daha uzun süre sahada kalması gerektiğini teknik açıdan ben kendim İsmet Hoca'yı eleştirir şekilde bu denklemi söylüyorum. Belki Umar'ın başlamasıyla bunlar tabii biz anlattığımız varsayımlar ama sanki onların yaptığı o giren oyuncuların veya oynayan oyuncuların yaptığı icraatlar bizi bu yorumlara götürüyor. Sonuçta yani maç boyunca bir tek isabetli şutun olmuş o da gol olmuş onu da rakip atmış. Yani rakibin attığı isabetli şut şey sayılıyor mu? Kendi attığın isabetli şut olarak sayılıyor mu? Bilmiyorum ama kaleyi bulduğu için tek isabetli şut. Yani kaleyi buldu sonuçta müthiş bir kafa golü attı. Hasan zaman zaman rakip sahaya gidip Hasan'ın attığı golleri hatırlıyoruz sizin içerisinde. Yanılmıyorsam bir maçta da iki gol atmıştı. Yani çok çünkü bu sezon çok maç seyrettik. Pendik'in bir maçında yanılmıyorsam iki gol attığını hatırlıyorum ben Hasan'ın ama Hasan'ın da bu sefer kaleyi şaşırdığını gördük. Ama tabii böyle başı öne eğilecek bir durumda değil Bodrum takımı. Bana göre lige renk kattı. Çok önemli maçlar oynadı. Çok önemli bir eşiğe geldi. Orayı atlayamadı. Karşısındaki rakip de bunu
isteyen bir rakip vardı karşısında. Regaten gibi, yani bu ligin en değerli oyuncusu olarak görüyorum ben kendisini. Regaten gibi bireysel olarak takımı oyunun içerisinde her şeyi yapabilen bir oyuncuya mağlup oldular. Bugün gördük, penaltıyı attı. Attırdığı ikinci golde de orada yaptığı klas hareketlerle ortaladığı top aldı at dercesiniydi. Ve Turan da o golü attı ve Pendik takımı maçı kazandı. Tabii Pendik'te büyük bir hasret, büyük bir sevgi, büyük bir coşku gördük maçtan sonra. Yani bu Osman Özköylü'ye yazan bir şampiyonluk bana göre. Yani bugün baktığımız zaman Osman Özköylü, yani hocam kadroyu çok güçlü görebilirsin ama öyle mesela şu biraz sonra belki tartışırız. Yani bu Pendik takımının üst ligde oynatacağı oyuncu sayısı bana göre 1-2'yi geçmez. Yani kadronun tamamını göz önüne aldığın zaman Ahmet İldiz desek zaten iyi bir oyuncusu. Hadi Hasan Kılıç, o da üst liglerde de zorlanan bir oyuncu. Onu zaman zaman görüyoruz. Regaten, yani Regaten de sanki bu ligin yıldızı. Olabileceğinin kararını zaten kalır mı? Tabii Osman Hoca ikinci ligden takımı alıp birinci ligden de Süper Lig'e çıkarttı. Çok büyük bir başarı. Ama ben Osman Hoca'nın da Pendik Spor'la devam edeceğini tahmin etmiyorum. Nasıl Bülent Hoca'nın tahmin etmiyorduk ve Rize Spor'dan ayrıldı. Üst ligde farklı dinamikler oluyor hocam. O açıdan tabii alt ligde yarışmanın konforunu yaşayan bazı teknik direktörler var. Osman Özköylü de bunlardan biri. Ama neresinden bakarsan bak çok büyük bir başarı. Hocam çok da değerli bir orta sahası var maçın içerisine baktığımız zaman. Hasan Kılıç, Ahmet İldiz ve Regatin. Yani bugün bunlar TFF 1. Lig'de, yani Samsun Spor'da belki zaman zaman bu orta saha Pendik Spor'un kalitesinin üzerine çıkabilir. Belki de Rize Spor ara transferi yaptıktan sonra bu kaliteye yükseldi. O açıdan işte bu orta saha kalitesiyle bence kazanılmış bir şampiyonluk. Yani en azından final oynama, tabii Ahmet İldiz devre arasında Eyüp Spor'dan gelen bir oyuncu, onun gitmesiyle Eyüp Spor'un o alanda da zorlandığını gördük. Ve böyle bir teknik direktör takımı dediğimiz bir takımla Osman Özköylü çok büyük bir başarı elde ederek takımı bir üst lige çıkarttı. Ve bence yani diğer Ümraniye, İstanbulspor, Kasımpaşa, Karagümrük'ten daha çok diğer takımlara zorluk çıkartabilecek bir yapısı var Pendik Spor'un da. Yani taraftar bütünlüğünü de, taraftar yoğunluğunu da bu karşılaşmada çok net gördük. Ama ben biraz da bu tür taraftar sayıları belli olan takımların sadece final maçı beklemelerini de eleştiriyorum. Hocam her maç bir yoğunluk sağlamaları gerekiyor. Bu yoğunluğu sağlamaları için de iyi bir stada ihtiyacı var. Ve mülki amirlerinin de maçtan sonra biz hemen bu stad işine gireceğiz demeleri bence Eyüp Spor Kulübü'ne bile bir mesajdı. Yani Eyüp Spor Kulübü'nün de lig biter bitmez o kazmayı o stada vurup yeni bir stad Eyüp Sultan semtine kazandırmaları gerekiyordu. Pendik Spor'un bu icraatını hemen yapacağını o gün maç sonrası röportajlardan çok net gördük. Buradan bu biz Eyüp Sporlu yetkililere duyurulur. Tebrik ediyorum. Pendik Spor büyük iş becerdi. Evet, tabii şimdi biz Bodrum Spor'da ben de kendi adıma tebrik edeyim. Pendik Spor'u da tabii ki tebrik ediyoruz ve Süper Lig'de başarılar diliyoruz. Tabii. Hocam şimdi ben birazdan şey soracağım. Hani bu 3 takım, Süper Lig'e çıkan 3 takım ne yaparsa orada tutunur diye klasik bir soru ben her sene soruyorum zaten. Yine bunu soracağım ama bundan önce ben biraz Eyüp Spor'la ilgili haber akışı var. Şeye yansıyan, ulusal medyaya da yansıyan, biz de kanalımızda haber olarak yer verdik. Eyüp Spor yine herhalde Arda Turan'la devam edecek gibi bir şey var. Hani sızan bilgiler ulusal basında öyle gibi görünüyor. Ve tıpkı önceki 2-3 yılda yaptığı gibi flash transferlere yöneleceği iddiaları var Eyüp Spor'un. İşte konuşulan isimler var. İşte bir Caner Erkin konuşuluyor. Samsun Spor'dan Soner Aydoğdu konuşuluyor. Ama tabii bunlar ulusal basında konuşuluyor da Eyüp Sultan sokaklarında ne konuşulur onu da siz biliyorsunuz hocam. Hocam Eyüp Sultan sokaklarında ne konuşuluyor ben sana öncelikle söyleyeyim. Tabii lige çıkamamanın bir burukluğu var ama öncelikle bir stadımız olsun diyor taraftar.
Hocam pazartesi günü inan semte indim. Yani semt bizim böyle uzun bir caddemiz var. Üç şehitlerden Eyüp Camii, Akarçeşme'ye kadar çok uzun bir caddemiz var. Bizim tabii hayatımız orada geçmiş. 60 yılımız orada geçmiş bir insanım ben. İnan hocam 250 kişiye rakam daha fazla da olabilir. Bu Eyüp Spor'la ilgili neden böyle oldu, nasıl böyle oldu? Yani zaman zaman siz oynasaydınız daha iyi olurdu diyenler bile abi dedim ne yapıyorsun gibilerden. Yani bir tane arkadaşım şeyi çevirdi, yolumu çevirdi. Ya bu takım dedi sezon başları niye geleneksel bir şeyimiz vardı. O da 60 yıllık taraftar Eyüp Camii'nde sezonu açardı, ziyaret ederdi. Niye artık bunu uygulamıyorsunuz derdi diyenler oldu. Daha neler diyenler oldu? Bazı oyuncuların artık tekaüte ayrılmasının gerektiğini söyleyenler oldu. Ve hocam sonuçta da Murat Başkan'ın neler yapacağını soranlar oldu. Yani önümüzdeki sezona hemen bir atıfta bulunan birçok arkadaşım oldu. Yani birçok kişiye cevap vermek zorunda kaldım. Tabii memnuniyetle cevap verdim. Bunlar bizim yaşadığımız ortamın insanları. Tabii burada Murat Başkan olsun, teknik direktör olsun, oyuncular olsun maçtan sonra hiçbiri Eyüp semtine uğramadılar sonuçta. Sonuçta biz bu işin içerisinde olan insan olduğumuz için bu sözlerle, bu sohbetlerle muhatap olan kişi olduk. Biz de dilimizin döndüğünce kimseye zarar vermeden olurunu olmazını, neden olduğunu, nasıl olacağını anlatmaya çalıştık. Yetkimiz çerçevesi içerisinde gördüklerimizi, sezon içerisinde gördüklerimizi, son maçta gördüklerimizi, bundan sonra nelerin olabileceğini hissettiğimiz şekilde onlara anlatarak onları ikna etmeye çalıştık. Tabii buruk bir şey var yani insanlarda, taraftarda buruk bir üzüntü var tabii. Ufak bir nedeni, niçini, nasıl oldu, niye çıkamadık? Belki Bodrum'u elesek Pendik Spor bizim için ideal bir rakipti gibi düşünen birçok insan da vardı ama bazıları şöyle de düşünen birkaç arkadaşımı da gördüm. Yani daha net olarak çok da hazır değiliz. Her şeyde bir hayır var. Önümüzdeki sene daha güçlü bir şekilde gelebilirsek daha rahat yukarı çıkar ve yukarıda kalıcı olabiliriz şeklinde yorumu olan arkadaşlar vardı. Tabii dedikodular olacak. Transfer sezonu 26 Haziran'da açılıyor. Arda Hoca'nın kalacağına dair çok büyük bir kulis var semtte. Yani onu öğrendik. Hatta idman yeri, sezon başı çalışma yerinin de bakmaya gittiğini, transfer çalışmalarına da başladığı söyleniyor. Caner Erkin, Soner sohbetleri var. Bana göre artık hocam belki Burak Yılmaz'ı da futbola döndürürler eğer bu transferi yaparlarsa. Hocam bir yenilik lazım bu takıma. Öyle hocam yani Burak Yılmaz'ın ben bıraktım dediğine bakma. Son anda ısrarlara dayanamadım futbola döndüm diyebilir yani. Ya hocam Umut artık Bulut'un oynadığı yerde o da oynasın. Hocam ne olacak yani? yani sonuçta Umut Bulut'tan daha teknik gol vuruşu daha iyi olan bir oyuncu. Şimdi ikili mukayeseye girdiğimiz zaman. Ama hocam iş değil bu. Artık yani Murat Başkan'ın da yoğurdu üfleyerek yemesi lazım yani. 2 senedir buradan bir ders çıkartması lazım. Bu sistem tutmuyor, uymuyor. Bunu görmesi gerekiyor. Yani daha yenilikçi, daha değişik kararlar, daha radikal kararlar vermesi lazım. Gene güçlü transferler yap. Ama ümit var transferleri yap. Doğru tespitler yap. Agresif transferler yapması lazım hocam. Yani futbolcu sahada agresif olmalı. Yani kariyeriyle agresif değil de sahada agresif olmasını bilmeli. Mutlaka ben Soner beğendiğim bir oyuncu ama Samsun'da kadroya giremiyordu. Senin daha üst oyuncuya ihtiyacın var. Soner seni taşımaz. Bir iki maçta faydalı olur ama Soner seni ideallerine ya Caner Erkin yani çok klas, çok büyük bir oyuncu. Belki de gelmiş geçmiş en iyi sol kanat oyuncusu. Ama hocam artık posası çıkmış. Devrini tamamlamış oyuncular bunlar. Çünkü Süper Lig onları silkelemiş hocam. Oradaki ağır idmanlar, ağır atmosfer onları silkelemiş. Burayı yani ben Caner geleceğine Ömer'in kalmasını yeğlerim. Ömer hiç olmazsa bekliği var, sağlamlığı var. Onu iyi kullanabilirsen katkı verebilecek düzeyde bir oyuncu. Artık bu ligi de kanıksadı.
Yani mutlaka Eyüpspor'un futbol aklının bu tür detaylara çok dikkat etmesi gerekiyor. Tabii neler yapılmalı? Hocam her zaman söylüyorum, kale, libero, 6 numara, 9 numara, 10 numara bunlar kaliteli olacak, üst düzey olacak. Hocam gençlik ateşini yakacaksın. Gençlik ateşini yakacaksın kardeşim. Alacağın oyuncular senin son adresin olmayacak. Yani senin kulübün o oyuncunun son adresi olmayacak. Bunları değerlendirecek ve diğer takımlara pazarlayacak şeyin olacak. Kalitesi olacak bu aldığın, hem yaş itibarıyla hem teknik kapasitesi hem varlığını sahada göstererek, oyunculuğunu sahada göstererek, kendini kabul ettirerek daha üst seviyelere gidebilecek oyuncuları mutlaka alman gerekiyor. Bunları çok iyi tespit etmen gerekiyor. Yoksa Arda Hoca kalması benim için yani ben Arda Hoca'nın son 2-3 maçta, belki son maçta biraz işi abarttı ama oyunu da öyle kurmak zorundaydı. Elindeki malzeme oydu. Yani Sakarya maçından başlayarak bir şeyleri daha iyi yapmaya çalıştığını gördüm. Daha iyi bir kadro verirse, eline verirse kendi futbol kişiliğini daha net sahaya koyabileceğinin hissini bende uyandırdı. Ama tabii onun kararı net şekilde verilip verilmediğini bilmiyorum ama %90'a yakın Arda Hoca'nın kalacağı şeklinde duyumlarımız var. Tabii ben her zaman söylüyorum, Eyüpspor kulübünde futbol oynamış, şu anda teknik direktörlük yapan birçok genç arkadaşımız var. Benim de talebem olan veya kulübün içerisinde olan, bunlardan mutlaka faydalanmalılar hocam. Değerlendirmeliler bu arkadaşları. Yani teknik heyetin içine ben, yani kulüp başkanı teknik heyetin içine bu Eyüp'lü arkadaşlardan bir iki tanesini atma mecburiyeti getirmeli. Onları orada bir ders alır şekilde sokup ileride onlara kulübü teslim etmeli. Hocam başka kurtuluşu yok. Altyapı çocukları var. Altyapıda çocuklar çalışıyorlar. Hiçbirinin yani bu kafayla üstte oynama şansları yok. Türkiye şampiyonu oldu işte, Samsunspor'u finalde penaltıları yenip A elit ligine çıktı. Hiçbiri kamp kadrosuna alınmayacak. Bu kafayla transfer yapılırsa. Antrenöre şart koyacaksın. Bak kardeşim, ben seninle anlaşırım ama benden her sene altyapımdan 2 tane 3 tane oyuncuyu oynatacak seviyeye getireceksin. Şans verecek seviyeye getireceksin. Yani biz kendi kendimize diyoruz ki, ben zaman zaman söylüyorum, belki bu ekranlarda da söylemiş olabilirim. 17 yaşında ben A takımda oynadım, kaptanlık yaptım. Yani biz ne büyük iş yapmışız diyoruz ya. Bizi oynatan daha büyük iş yapmış hocam. O şansı evet, bize vermesin. Öyle mi hocam? Kesinlikle doğru. Yani bizi oynatan daha büyük iş yapmış. Üzeyir Koşar abimiz, Metin Yılmaz Türk hocamız. Allah rahmet eylesin ikisinden. Allah razı olsun. Bizim bugün futbol piyasasına çıkmamızı sağlayan en önemli etkenlerdir bunlar. Ama onların hocam, da daha büyük... Avrupa'da şimdi gıptayla bakıyoruz. O Ajax'larda işte bilmem Fransa Ligi'nde, İngiltere Ligi'nde, Almanya Ligi'nde bir bakıyorsun 18 yaşında, 19 yaşında, 20 yaşında, 21 yaşındaki gençlere direkt 11'de şans veriyorlar. Ve o yıldızları parlatıp daha büyük kulüplere, bir de hani büyük rakamlara satmasını biliyorlar. Aslında Türkiye'de de örnekleri var bunun. İşte Altın Ordu bunu bir dönem başarıyla yaptı. İşte Altay kulübü de yaptı. Bursa Spor yaptı düşmüş olmasına rağmen. Bunu başarabilen kulüpler var. İşte Samsun Spor'da işte Yunus Emre'yi görüyoruz. Çıkış yapan böyle genç oyuncular. Samsun Spor'da şans verince oluyor hocam. Tabii hocam, budur işte, yani bu cesareti ya bizde, ben hiç unutmuyorum, Emin diye bir çocuk vardı. Benim kardeşimdir. Yani semtte görüşüyoruz. Şimdi Ertuğrul Yiğit'in, ondan bahsetmiştim size, onun yardımcılığını yapıyor şu anda. Hocam gol kralı oldu. Gol kralı. Oynadığı liglerde, bütün genç takımlar liglerinde gol kralı oldu. Oynadığı bütün sezonlarda gol kralı oldu. Fenerbahçe Eyüpspor kulübünün kapısında yattı o çocuğu almak için. Vermediler. Bizim kulüpte oynatmadı. Ve çocuk yok oldu. Hiçbir kariyer yapamadı. Resmi maçı yok. O kadar yetenekli bir golcüydü. Bunun yanında her camiada, evet hocam, her camiada
Bu tür örnekler var. Hepimiz yaşadık. Biz futbol oynarken de yaşadık. Diğer camiaları da takip ediyoruz. Oralarda da birçok oyuncunun bu şans bulamamaktan dolayı heba olduğunu çok net şekilde gördük. Mutlaka sporun bu dedi. Hocam ben aşığı seveni eski oyuncusu olarak ben yani gördüğümü söylüyorum. Ben sözümü esirgemem biliyorsun. Ben hiçbir evet. menfaatim de yok. Hiçbir beklentim de yok. Onu her programda söylüyorum. Benim yaşım 60'a gelmiş. Ben Akın Hoca ile ne güzel burada laflıyorum işte. Gidiyorum maçlarımı seyrediyorum. Takımımı desteklemeye çalışıyorum. Benim için aşeymiş, gençlikmiş, başka bir şeymiş. Bak ben anlamam. Ben Eflatun Sarı'ya bakarım hocam. Eflatun Sarı sahaya çıktı mı benim gözüm onu görür. Başka da bir şey görmez. Sonuçta kendi açımdan söylüyorum. Ama benim gözlerimin Eflatun Sarı görmesi doğruları söylememi engellemez. Hem maç içerisindeki doğruları hem kulübün fiziksel doğrularını. O açıdan hocam daha benim bu söylediklerim var ya yani hem kulübe yarar hem kulübü yönetenlere yarar. Bir ideal koyarsın dersin ki bu sene böyle, bu sene böyle, şu sene şöyle ama bu idealleri koyarken yapacağın ilk iş Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken, kulüp başkanı efendim Murat Özkaya, işte Fatih Kulaksız, işte hangi yere müracaat edecekler. Bir an önce mutlaka ve mutlaka bu stat işini halletmeleri gerekiyor. Hocam bu sene çok büyük zorluklar yaşadık. Hani 3000 kişiyi görüyorsun ya zaman zaman öyle atmosferler oldu ki 7-8 bin kişiyi dolduracak pozisyonları oldu Eyüpspor'un ve misafirlerini karşılarken zorlandığını gördük. O açıdan buna bu saydığım kişiler mutlaka bir ön ayak olurlarsa bu işin olmaması için hiçbir neden yok. Hocam futbolda en önemli şey ne biliyor musun? Kalıcı eser bırakmak. Şampiyonluklar unutuluyor hocam. Şampiyonluklar oluyorsun yani çıkıyorsun. Hepimiz yaşadık. Ben de futbol hayatımda Eyüpspor'da iki şampiyonluk yaşadım. İki küme düşme yaşadım. Onların hepsi unutuluyor. Kalıcı bir şey bırakabilirsen herkes senden bahsediyor ve dua ediyor. Bugün Eyüpstadı kargılar var bizim semtin çok meşhur ailelerinden. Eyüpstadını Eyüpspor Kulübü'ne bağışlamış. Ama tek şartı ne biliyor musun? Burada sadece gençler spor yapacak. Hocam bu adamlar her gün dua alıyorlar. Ne kadar önemli bir şey. Kalıcı bir şey yap ve her gün anılıyorlar. O açıdan ben buradan kulübü yönetenlere, kulüple ilgilenen bütün arkadaşlara diyorum ki mutlaka kalıcı bir eser bırakın. Hocam bir espri yapayım mı? Ya tamam. gençler ya oynasın diye bırakmışlar ama siz Umut Bulut'ta Babel'i oynatıyorsunuz hocam. Ya maalesef yani yaş bizim forvetin son maçta yaş toplamı 120 idi. Ya olacak iş mi ya? Allah uzun ömür versin hocam. Allah uzun ömür versin hepsine. Versin abi. Yani ben bak bu saydığım arkadaşların kesinlikle futbollarına, futbolculuk geçmişlerine tek lafım yok. Onlara da tek lafım yok. Adam kapının önünde mi yattı kardeşim? Zorla mı girdi bu kulüpten içeri? Sen tercih ettin. Ve bugün Mustafa Pek demekle Babel'in birer sene daha mukavelesi var hocam. Yani öyle daha bir ne? Şey. Daha ne? Hocam yani sezon planlamasında öyle bir aymazlık var. Düşünebiliyor musun? Süper Lig'e çıksaydın ne olacaktı hocam bu adamlarla? Bu adamlarla Süper Lig'de U40 liginde oynayacaktın hocam. Süper Lig'de oynayamazsın. Yani, çok güzel hocam. Abi, öyle mi abi yani şimdi? Biz U60'da oynuyoruz. Şimdi Şadan Kalkavan turnuvası başlıyor. Orada oynayacağız. Zaman zaman işte Zürat Baba'da bazen arkadaşlar çağırıyor. Gidip orada oynuyoruz. Zürat Baba'da Şöhretler turnuvasında. Onlar da Süper Lig'in U40 liginde oynarlar. Hocam yani bunlar kabul edilir şeyler değil. Taraftarımız buradan rahatsızlık duyuyor. Ben onu hissediyorum. Yani çok şey yazan, çok şey konuşan arkadaşlar var. O açıdan yani bu Eyüpspor Kulübü böyle. Ben geçen programda da söyledim. Yabana atılacak bir kulüp değil. Yani 104 yıl, 105 yıllık bir kulüp bu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'la hemen hemen aynı yaşta bir kulüp. O açıdan evet. Yani Eyüpspor Kulübü bugün Süper Lig'e çıkabilirse önümüzdeki yıllarda mutlaka farkını gösterir. Ama mutlaka bir kafa değişikliğine ihtiyaç var hocam.
Hocam şimdi ben programın son bölümünde tabii TFF 1. Ligi'nin enlerini, bu sezonki enlerini size soracağım ama bundan önce bir kısaca Süper Lig'e uğurladığımız 3 takım Samsunspor, Rizespor ve Pendikspor'u ayrı ayrı şöyle birkaç dakika ayırarak ya ne yaparlarsa bu takımlar Süper Lig'de kalıcı olurlar. Mesela Giresunspor 2 sezon durabildi. İşte Ümraniye hemen düştü. İstanbulspor güçlükle tutunabildi. Ankara Gücü biraz daha mesela daha doğru işler yaptı gibi. Ne yapılırsa bu üç takım hani bir dahaki sene aa hoş geldiniz tekrar demeyiz bu üç takıma da Süper Lig'de devam ederler hocam. Hocam ben bu üç takım içerisinde en avantajlı olarak Samsunspor'u görüyorum. Gerek genç oyuncuları sene içerisinde kullanması ve elindeki genç malzemenin iyi olması, gerekse oynattığı oyuncuların içerisinde 4-5 tane oyuncunun Süper Lig'de oynayacak düzeyde olması Samsunspor'a bir avantaj getirdi. Tabii bunun üzerine mutlaka yani bu binanın bu temelin üzerine mutlaka daha iyi taşlar koyacaktır başkan. Yani Yüksel Başkan bunu duyuyoruz, görüyoruz. Peşinde olduğu oyuncularla ilgili zaman zaman basın üzerinden bilgiler alıyoruz. Mutlaka bu doğru hamleleri yaparsa Samsunspor'un geleceği parlak. Bu gözüküyor. Ben bu üç takım içerisinde Samsunspor'u bir farklı yere koyuyorum. Tabii camianın bir özlemi var. Bir kenetlenme olacak camiada. Onu da net şekilde görüyoruz. Ben tahminim Süper Lig'de oynayacağı maçların tamamını kapalı kişi oynayacağını tahmin ediyorum. Ya bu özlem böyle giderilir hocam. Ben Samsun'da olsam bir tane iç saha maçını kaçırmam mesela. Samsun taraftarı olarak. O açıdan Samsun'da işte Samsunspor'da buna yakın bir kadro kuracaktır mutlaka. Tabii Samsunspor geleneği olan bir takım, büyüklerin belalısı olduğunu söylüyoruz her zaman. İç sahada bütün takımlara zorluk çıkartacağını ben tahmin ediyorum. Hem taraftar desteğiyle hem takımın gücüyle. Samsunspor iyi yolda, iyi iş yaptı. Rizespor için tabii Rizespor'da Bülent Korkmaz'la devam edilmemesi gerektiğini söylemiştik. Tabii bunu Bülent Korkmaz'la yolları ayırarak gerçekleştirdiler. Ve İlhan Palut'la anlaştıklarını ben bugün duydum ve resmi mukavelenin de imzalanacağını tahmin ediyorum. Rizespor'da önemli bir iş yaptı. Yani Bülent Hoca tabii bence kadro gücüyle daha iyi oyunlar oynayıp daha rahat bir lig şampiyonluğu yaşaması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama tabii Bülent Korkmaz Hoca tutucu bir teknik direktör. Kendince prensipleri var. Ona da saygı duyuyorum ama Rize Spor'un İlhan Palut tercihi de doğru. Bülent Korkmaz'ı gönderme tercihi de doğru. Yani elinde nasıl bir malzeme var diye şöyle bir notlar da yazmıştım. Yani tabii iki tane kalecisi var. Tarık'la Zafer. Yani Süper Lig'de onlardan faydalanabilirsin. Ama onlardan daha iyi bir yabancı kaleciye ihtiyacı var bana göre. Onları da kadroda tutarak. Yani mutlaka iki kaleciyi de kadro. Çünkü hocam ligde barınmak istiyorsan bu Samsunspor için de geçerli. Bak yani Yakup da iyi kaleci ama Yakup da yetmez Samsunspor'a. Süper Lig'de başarılı olabilmesi için Samsunspor'a Yakup da yetmez. Tanguy'a santrafor o da yetmez. Abi daha iyisi lazım. Geride oynayacağım mesela birden Samsun Rize arası gidip geliyoruz. Yakın orası nasıl olsa Karadeniz bölgesi. Orada mesela geride iki tane eğer üçte oynayacaksa Hüseyin Hoca devam edecek o gözüküyor. Üçte oynayacaksa iki tane sağlam aslan gibi stopere ihtiyacı var. O açıdan yani bu kadro yapılanmalarını sezon başında hocam çok iyi yapmalısın. Hocam sezona iyi girmen lazım. Sezona iyi girersen arkası geliyor. Tabii Alberk var mesela 26 yaşında o da 33 maç oynamış bu sene. Emirhan var bak stoper mevkiinde 22 yaşında Emirhan, 26 yaşında Bahadır. Onlar önü açık büyük kulüplerin peşinde olduğu oyuncular. Yani orada Rizespor'un Türk alternatifi var. Oraya bir tecrübeli birini atarak bir de sağ bek oyuncusu bularak orada belki bir sorun çözebilir diye ben düşünüyorum. Tabii Sinan Osmanoğlu falan onlar mutlaka futbolu bırakıyor. Mesela Kerem Kalafat var sakatlandı. O da sağ bek mevkiinde oynayan bir oyuncu. O da 21 yaşında. Yani savunmada bir yukarıda oynatabilecek bir yoğunluğu var.
oraya bir iki takviye yaparak. E tabi Bennur var, o da 23 yaşında 7 gol 7 asistle oynadı. Ben daha büyük bir beklentim vardı Bennur'dan. Yani daha iyi olabilir diye. Hatta Oğuz Ceylan'ın tecrübesinden faydalanabilirsin. O da sağ bek mevki. Yani o gün Özçiçek Malatya'dan geldi. 24 yaşında kiralık, onu tekrar geriye alabilirsin. O günü ben Eyüp Stadı'nda Rize Spor Eyüp maçında seyrettim. Çok beğendim. Yani önü açık çok değerli bir oyuncu olma ihtimali var. Mithat Pala mesela orijinal mevki olmayan sağ bekte oynadı. Oradaki eksiklikten dolayı, Kerem'in sakatlığından dolayı. O da 22 yaşında. Yani burada faydalanabilecek. Acaba Alper Potuk, tabii Süper Lig tecrübesi olan. Yani tamamen de takımı dağıtmamak. Alper Potuk, hocam kabiliyetli oyuncu, kendini verirse yaşı ne olursa olsun faydalı olma ihtimali fazla oluyor. Ama işte o tempo düşüklüğüne yakalanmaması gerekiyor. Alper için tabii kulüp neyi düşünür bilmiyorum. Yabancı oyunculardan Mia mesela 24 yaşında 4 gol atmış bu sezon boyunca. Tabii Azabuike 25 yaşında, ondan da mutlaka, çünkü 14 yabancı oynatma şansı var. Alovain'i bir Süper Lig'de görelim diyorum ben bu sene hocam. Tabii. Yani Olavoy'ni biz Keçiören'de çok met ettiğimiz, çok değerli bir oyuncu dediğimiz Olavoy'nin Süper Lig'de neler yapabileceğini mutlaka göreceğiz ve ona o şans verecektir. Tabii Kubilay Kanatsız Kuş var, o da 25 yaşında gereken, beklenen patlamayı yapamadı ama tahmin ediyorum kadronun içerisinde bulunacak bir oyuncu. Tabii Meri sonradan geldi, o da 29 yaşında goller attı, mukavelesi ne kadar. Yani şeyin de, Rize Spor'un da tamamen bir kadroyu değiştirmeye ihtiyacı yok. Tabii Kubilay 25 yaşında gereken patlamayı yapamasa da Rize Spor'un değerlendirebileceği bir oyuncu. Bolasli bu sene 17 gol atmış. Önemli bir oyuncu. Yaşı her ne kadar geçse de acaba onun üzerinde tasarruf ne olacak? Bunları neden anlattım? Rize Spor işte yani Samsun Spor kadar olmasa da çok çok öyle aman aman kadro değişikliğine ihtiyacı olan bir takım değil. O açıdan böyle yani istasyon takımı olmak istemiyorsa mutlaka alacağı 5-6 kaliteli yabancı oyuncu ve 3-4 tane de bu ligi bilen, istikbal vaat eden oyuncuyla önümüzdeki yıl iyi bir Rize Spor gelebiliriz. Bu 3 takım içerisinde en çok sıkıntıyı yaşayacak takım bana göre Pendik Spor. Yani çünkü elindeki kadrodan belki orta sahada işte Hasan Kılıç, Regatin, Ahmet Yıldız Eyüp Spor'a geri dönecek. Ama Pendik Spor'un da bence yüksek transfer refleksi yapacağını düşünüyorum hocam ben. Yani çok oyuncu transferi. Yani kaleci tabii Burak geçen sene Pendik'i çıkartmıştı. Şeyi çıkartmıştı. Ümraniye'yi çıkartmıştı. Bu sene de Pendik'i şampiyon yaptı. Bu ligde şampiyon olmak istiyorsan demek ki Burak Öğür'ü alacaksın hocam kaleye. Yani öyle. Önemli bir kaleci ama üst ligde ona o şansı vermiyorlar. Pendik Spor'un ben yüksek derecede, yüksek sayıda oyuncu değişikliğine gideceğini tahmin ediyorum. Belki de önümüzdeki yıl Regatin, Hasan Kılıç, Ahmet İldiz üçlüsünü de Eyüp Spor'da seyredebilirsin hocam. Hiç belli olmaz. Çünkü biz Murat Başkan'ın Pendik'le olan yakınlığını biliyoruz. Yani Pendik'in sahibi olduğu deniyor falan ama benim o konuda bir bilgim yok. Yani kanun, prosedür ne şekilde gelişiyor, nasıl oluyor, birlikte iki kulübe sahip olabiliyor musun? Yani o konularda bir bilgim yok ama Murat Özkaya Başkan'ın Pendik Spor'un da yarı yarıya mı artık bir ortaklığının mı olduğu söyleniyor. Ben o konuda bir şey diyemem. Ben hocam o zaman Pendik Spor'un başına Arda Turan geçerse ne diyeceksin hocam? Yani o zaman gidişat onu gösteriyor. Hocam Süper Lig'e çıktığı için Arda Turan aşağıda kalır gene. Oraya belki kim var Galatasaray'ın değerli teknik direktörleri? Onlardan biri oraya lanse edilebilir. O açıdan yani bir kadro sıkıntısı yaşayacağını ben tahmin ediyorum. Birçoğu çünkü yaşı geçmiş, Süper Lig'de deneyim yapmış, faydalı olamamış, tekrar alt lige dönmüş oyunculardan kurulu bir takımdı Pendik Spor. Araf'ta çok oyuncu var hocam Pendik Spor'da. Evet, oynar mı? Hocam bak Regatin. Bak şurada biraz sonra kadro yaptık ya. Bence yılın oyuncusu Regatin.
Her şeyle yılın oyuncusu. Ama hala kafamda soru işareti var. Yukarıda oynar mı oynamaz mı? Bak bilemiyorum onu. Veya ne kadar kendini verebilir. Onun üzerine takım kuramazsın da belki zaman zaman hamle oyuncusu, zaman zaman da bir takım kaptanı yaparak, onur ederek belki Pendik Spor takımı onu öyle kullanacak. Biraz Pendik Spor'un üst ligde yani bir kadro planlamasında tabii bir bütçe yapılacaktır mutlaka. Ona göre tespitler yapılacaktır. Hocam şimdi ikinci ligden bire çıkarken birden gelen oyuncularla ikiden bire çıktı. Pendik Spor'un gidişatı böyleydi. Birde de Süper Lig'den gelen oyuncularla Süper Lig'e çıktı. Bu sefer ne yapacaksın? Daha değerli yabancı oyuncular bulup bir kafanda kadro planlaması yapacaksın. Ve ona göre fazla da borçlanmadan. Hocam orada bir şeyler yap. Tabii orada gelirler de naklen yayın gelirleri, maç başına alınan puanlar. Tabii satabileceğin oyuncuları daha değerli kılabiliyorsun. Çünkü çoğu ülkede seyredebilen bir lig bu. Çok da kulüpleri böyle dar boğaza sokmayacak şekilde transferler yapıp Pendik Spor'un bu strateji üzerinde başarılı olmaya çalışacağını ben tahmin ediyorum. Ama Rize Spor'u ve Samsun Spor'u bu lig yarışında yani önümüzdeki tabii bir kadroları falan görmek lazım. Nasıl oluşacak, nasıl yapacak, neler olacak onları bir görmek lazım ama şu andaki mantalitelerde Rize Spor'la Samsun Spor bir adım öndeler. Pendik Spor'un bu şampiyonluk kutlamalarını atlattıktan sonra kendi kadrolarını nasıl yapacaklarını, neleri yapabileceklerini, hangi oyuncuları alabileceklerini tespit edeceklerdir. Ama yüksek sayıda oyuncuya ihtiyacı olduğunu görebiliyoruz Pendik Spor'un. Evet hocam, şimdi yavaş yavaş artık TFF 1. Lig'de geride bıraktığımız 2022-23 sezonun enlerini bir konuşabiliriz. Ben sizden hemen şöyle başlayalım. Sezonun takımı hangisi size göre? Hangi takımı siz sezonun takımı seçersiniz? Ya tabii Samsun Spor 1. oldu. Yani Samsun Spor'u seçme gibi bir mecburiyetimiz var. Yani adam 1. olmuş kardeşim. Yani 2. yılın takımı seçersen 1.'ye haksızlık etmiş olursun. Ama tabii burada Samsun Spor'un yanında Rize Spor ve Pendik Spor'un da büyük iş yaptığını söyleyelim. Mutlaka büyük iş yaptığını söyleyelim. Bodrum Spor'un başarısını, Göztepe'nin ne zorluklarla ceza almalarına rağmen büyük sayıda maçları seyircisiz oynamasına rağmen bir playoff potasına girdiğini, Sakarya Spor'un ilk senesinde bir playoff oynayıp son dakika golüyle yarı final şansını kaybettiğini de parantez içinde söyleyelim. Bu takımları da ben bir de Gençler Birliği'ni ikinci yarı yaptığı refleksten sonra yani küme düştü dendiği 7 puandaki Gençler Birliği'nin 31 puan toplayarak ligde kalmasını da Gençler Birliği'ni de başarılar listesine ekleyerek bence bu yılın takımları içerisinde Samsun Spor'u ayrı tutmak istiyorum. Hocam ben buna bir tek Altay'ı ilave ederim. Altay'da Tabii. Altay değil. Ben ağzımdaydı. Onu söyleyemedim. Sen söyledin. İyi yaptın hocam. Evet. Yani Altay'da gerçekten çok zor ekonomik olarak da işte aldığı cezadan dolayı da farklı zorluklar da yaşadı. Buna rağmen işte 6 ay olduğu için kaldı hocam. Yani onu söylemek lazım. Bravo. 6 ay ve Marco Paxo. Hem 6 ay için olduğu için kaldı. Hem de Marco Paxo'nun böyle kulübü kendi içinde hissetmesi ve varını yoğunu ortaya koyması 6 ayın bu ligde kalmasını sağladı. Peki sezonun en başarılı teknik direktörü desek hocam? Hocam sezonun en başarılı teknik direktörü Hüseyin Eroğlu diyeceğiz. Neden öyle diyorum biliyor musun? Bir de artısı var. Hem şampiyon oldu hem de hocam yani sezon içerisinde gelip de bu takımı toparlamak ve beklentisi yüksek bir camiaya ilk defa böyle şampiyonluğa oynayan bir takımda seyircisi olan bir takımda bu tür bir teknik direktörlüğe soyunmak hiç de kolay bir iş değil. Bunu da başardı. Hüseyin Eroğlu bence yılın teknik direktörüdür ama İsmet Taşdemir'i, Osman Özköylü'yü hiçbir zaman yabana atmıyorum. Ve bu saydığım 3 teknik direktör, hocam yani Bülent Korkmaz'ı da saymak mecburiyetindeyim.
her ne kadar kadro gücünle ters orantılı oyun performansı, puan performansı değil, şampiyon olduktan sonra yani ikinci ya yeterli puanı aldıktan sonra o başarılıdır. Ve bu saydığım 3 teknik direktör de sezon boyunca takımlarının başında kalmış teknik direktörler. Bu 4'ünü Hüseyin Eroğlu'yu da ekleyerek 4'ünü de başarılı sayıyorum ama şampiyonu ayırıyorum. Evet. Peki o zaman istersen 11 yapmaya başlayalım hocam. Ne dersin? Hocam, ben şöyle bir 11 yaptım. Yani mutlaka işlerinde unuttuklarım da oldu ve belki de o saydıklarımdan, oynattıklarımdan daha başarılı olanlar da mutlaka vardır. Ama benim yaptığım şeyde kalede Yakup Şunski, Samsun Spor. Yani gerçekten hocam Samsun Spor'da atak yapan takımda, sürekli önde oynayan takımda kalecilik yapmak çok zor. Neden? Oyunu ısınamıyorsun. Oyunu ısınamayınca da ilk gelen serseri top derler ya, o top senin kalende gol oluyor. Böyle birçok topu kurtardığını biliyoruz Yakup'un. O açıdan yani bence liginde en az gol yiyen kalecisi tahmin ediyorum. Liginde en az gol yiyen kalecisinin de ligin ilk 11'ine girmesi gayet doğal. Zeki, yani üçlü yaptım savunmayı. Zeki Samsun Spor gerçekten yani bugün Zeki'nin böyle en flaş yılını yaşadığını gördük bu sene. Kariyer sezonunu yaşadı. Yani kariyer sezonu gerçekten kariyer sezonu. Bir olaylı bir Sakarya maçı oldu tahmin ediyorum. Onun dışında Zeki'nin de böyle olgunlaştığını ve takım içerisinde her şeyini verdiğini gördük ve bu şampiyonluğa da imza atan oyunculardan da biri olduğunu Zeki'nin rahatlıkla söyleyebiliriz. Stopper'in merkezine Bodrum Spor'dan Süleyman'ı koydum. Hocam o son maçta Eyüp Spor maçında attığı golün dışında bir sezon istikrarı vardı. Hemen hemen bütün maçlarda takımın ilk 11'inde oynayan bir oyuncuydu ve oyun içerisinde de toplu topsuz oyununu da net şekilde gördük ve Bodrum Spor'un bugün final oynamasında en önemli etkenlerden biriydi. Ama onu bir ara çıkartıyordum sanki. Niye çıkartıyordum? O final maçında yaptığı hareket Süleyman'a hiç yakışmadı. Yani evet. Bodrum Spor'un bence şampiyon. Yani o maçın 11-11 oynanacağını düşündüğümüz zaman farklı şeyler aklımıza geliyor. Öbür üçlünün üçüncü oyuncusu da Emirhan Rize Spor. Yani Emirhan baktığımız zaman Emirhan Topçu 22 yaşında 1 gol 2 asist oynamış stoper mevkiinde bir sürekliliği oldu. Zaman zaman ufak tefek sakatlıklar yaşasa da Emirhan o üçlü içerisinde Rize Spor'un şampiyonluğunda önemli katkı verdi. Tabii orta alan, ortayı da dörtlü yaptık. Orta alanın merkezine hocam niye Claro'yu koymadın Eyüp Sporlu stoper? Claro'yu. Claro aslında son dönemde iyi oynadı. Gerçekten iyi oynadı ama ben Eyüp Sporlu hiçbir oyuncuyu bu kadroya koymam. Eyüp Sporlu bütün oyuncuları hayal kırıklığı kadrosuna koydum. Yani hayal kırıklığı kadrosu yapmadım ama hayal kırıklığı yaşadığım bazı bölümler oldu. Onları bu kadroyu bitirdikten sonra hayal kırıklığı ile ilgili de birkaç söz edeceğim. Hocam Osman Samsun Spor zaman zaman 4 oynadı. Yani üçlünün 3 mevkiinde de oynadı. 6 oynadı, 8 oynadı, 10 oynadı. Zaman zaman çıktı gol attı. Zaman zaman kale içerisinden top çıkarttı. Ve bence Osman bu yaptığımız 3-4-3 şeklinde kadronun dörtlünün ortasında yer almayı fazlasıyla hak etti. Dörtlünün kenar bölgesinde Gökdeniz Bodrum Spor yani lige damga vurdu. Şeyden kiralık geldikten sonra farkını yarattı. Her ne kadar final maçında küçük bir form düşüklüğü yaşasa da sezon içerisindeki performansı bence bu kadronun içerisinde yer almayı hak ettiren bir performanstı. Tabii sol tarafta da Göztepe'den İsmail Köybaşı'nı koydum hocam. Yani 5 gol 4 asist yapmış ve futbolunun bağrında oyunlar oynamış. Ve Göztepe takımının bence en etkili oyuncularından biriydi. Zaman zaman tabii ufak tefek hataları mutlaka olmuştur ama 5 gol 4 asist
lig performans bir kenar oyuncusu için, yani savunmaya dönük sonradan ofansif katkı veren bir kenar oyuncusu için bence iyi bir ortalama. Ve o dörtlünün ortasına da Regattem Pendikspor. Hocam bugün ligimizde gözümüzü okşayan futbolu oynayan oyuncu. Aldı, attı, attırdı, savunmaya geldi, çalım yaptı, orta yaptı, korner yaptırdı, penaltı yaptırdı, penaltıları attı, orta sahada pas bağlantısını kurdu. Yani her eve lazım oyuncu diyoruz ya, Regaten de onlardan biriydi ve hak ederek bence bu orta dörtlünün mimarı oldu. Yani bu 11'e girmeyi hak etti. Forveti de golcülerden yaptım hocam. Yani hiçbir kimsenin hakkını yememeye çalıştım. Forvetin sağına Sakarya'dan Kosongo'yu aldım. Her ne kadar bir final maçında o da küçük bir formsuzluk yaşasa da sezon içerisindeki performansı Sakarya'yı taşıdığı yer, onu bu attığı 19 gol çok değerli. Merkeze Marco Paxao 21 gol atarak Altay'ın bugün ligde var olmasını sağlayan oyuncuydu. Sol tarafa da Bolasi Rizespor böyle golcü bir üçlü. Yani ileri üçlünün toplam gol sayısı 60'a yakın hocam. Baktığın zaman 58 gol atmış bu ileri üçlü. Bu üçlüyü de forvet hattına yerleştirerek böyle bir yılın karması yapmaya çalıştım. Unuttuklarım varsa şimdiden kendilerinden özür dilemek gibi bir şeyim olsun, sözüm olsun. Ben bu kadroya bir tek şeyi eklerdim. Samsunsporlu Laura'yı eklerdim forvet hocam. Hocam ya şeyi yaptı işte. Yani Tanguy'e olabilir. Yani hangisi de. Evet ola yani orada bir şimdi Samsunspor'dan da 3 oyuncu aldım ya kadroya. Denge kurayım dedin değil mi? Denge kurayım dedim. Heh, bravo. Yoksa ben unuttuğum oyuncu tabii hocam Tanguy'e yani baktığın zaman o da önemli işler yaptı yani. Forvet attı. Hatta ben Fofana'yı çok beğendim hocam. Kimi? Laura'yı. Tabii Laura. O da Laura da çok önemli işte. Kontratakta iş yaptı. Kapanan savunmaya iş yaptı. Ona da lafım yok. Mutlaka girer. yani bu forvet attığına mutlaka girer de orada küçük bir denge yapar. Ya Fofana da biraz sıksa, o sakatlık makatlık yaşamasa Fofana'yı nasıl keseceksin bu 11'den? Kesebilir misin? İstiklal oynadı. Zaten Türkiye'de Fofana'nın üzerine belki Süper Lig'de oyuncu yok ama istikrarı yok. Yani 90 dakikalık oyuncu değil. Hocam hayalet oyuncu diyorum ben Fofana'ya. Adamın karnından geçiyor ya. Ne konuşuyorsun? Öyle bir oyuncu. Var mı öyle çalım atan adam liglerde? Bir Geraldo vardı bir Ankara Gücü'nde. O da her zaman yapmıyordu o işi. Ya tabii ama şey kadar etkili değil hocam. Maçı kotaramıyor. Fofana'yı 3 kişi marke ediyorlar hocam. Öteki adam o zaman gol atıyor işte. İşte Fofana işte ikili üçlü sıkıştırmalarda da oyun bilgisi olan bir oyuncu. Hemen boş adamı görebiliyor. İşte oradaki takıma katkısının ne anlama geldiğini o pozisyonda daha iyi anlıyorsun. Doğru. Peki hocam kadroyu konuştuk. Hayal kırıklıklarını anlatacaktın. Yılın futbolcusu olarak da hocam yılın futbolcusu da Regatti'ni seçiyorum ben. Hayranlıkla seyrettim. Evet, zaten söylemiştin onu. Regattin bu ligin üstünde bir oyuncu. Evet. Hakikaten sezonun en iyisi yani. Sen de bana onay verirsin tahmin ediyorum Regattin konusunda. Yani yaptıkları yapacaklarının teminatıdır derler ya. Regattin gerçekten bu ligde zevkle seyrettiğimiz bir oyuncu. Evet. Peki hayal kırıklıkları hocam? Tabii hayal kırıklıkları takımlardan başlarsak hayal kırıklıkları yaşayan takımların başında Eyüpspor. Yani ligi ilk yarısını force eden Eyüpspor ligin ikinci yarısında geçen seneki duruma düştü ve aynı pozisyonda ligi bitirdi. Ve bu da tabii hem yorumcu olarak ben de hem de bütün Eyüpspor camiasında bir hayal kırıklığı yarattı. Bazı hayal kırıklığı yaratan oyuncuları da vardı Eyüpspor'un. Mesela bunların başında Babel geliyor. Zaten sezonun büyük bir bölümünü sakat geçirdi. Oynadığı maçlarda da çok da temposunu bulamadı. İbrahim Yılmaz müthiş bir hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig'den geldi. Topa değmeden sezonu bitirdi hocam. Topa değmedi ya. Olacak iş mi?
İbrahim Yılmaz için biz seninle neler diyorduk peki 2 sene evvel? Ya onu söylüyorum. Bir önceki sezonun yıldızıydı. Yani ben hatta Samsunspor'a transfer edilsin falan diye söylediğimi hatırlıyorum. Demek ki biz de çok anlamıyormuşuz bu işten yani. Anlamıyoruz zaten. Anlasaydık burada işimiz yoktu hocam. Şeyde falan TRT'de yorumculuk yapardık anlasaydık hocam. Anladığımız falan. onların bir bildiği ayrı konu da. Evet. Onlar çok iyi işte oradalar hocam. Çok bildikleri için. Biz çok bilmiş değiliz. Estağfurullah. Tabii ki biz işin esprisi ya. Tabii Harun da mesela ligin belki de Yakup'tan sonra maçlarda en az gol yiyen kalecilerden biri ama işte böyle en kritik maçlarda ortaya çıkamadı. O da bir hayal kırıklığı yarışladı. Tabii Halil Akpınar, yani ne oldu da Halil Akpınar final maçında süre bulamadı hocam? Halil Akpınar yani büyük transfer diye Belçika'dan geldi, Göztepe'den oraya gitti, Fenerbahçe Galatasaray'da peşinde dendi. Bir baktım birden Eyüp Spor'da gördük. Dedik ki bu ligi bu koparıp götürecek. Ve baktığımız zaman geldi 1-2 hafta saman alevi gibi yandı ve söndü gitti. Tabi Bandırma Spor bende hayal kırıklığı yarattı sezon içerisinde. Bolu Spor bir hayal kırıklığı yarattı. Gerçekten yani onlar da sezona iyi girip de sonra devam edemeyen iki takım oldu. Yani onlar her sezon iddialı takımlar kurup da sonunu getiremeyen takımlar. Belki önümüzdeki sezon bu gidişatı mutlaka değiştirecektir. Tabii daha çok hayal kırıklığı yaşayan takım ve oyuncular olmuştur ama biz burada bunu keselim, daha fazla insanı üzmeyelim diyorum. Hocam ben buna ilave edeyim de ondan sonra keselim. Altınordu bende hayal kırıklığı yarattı. Onu belirtmek isterim. Ben yazık de yaratmadı oldu hocam. Benim beklediğim bir şey olduğu için Altınordu'yu yazmadım. Ben de pek hayal kırıklığı yarattım. Siz bekliyorsunuz. Tabii de ben hani şöyle yazık oldu demek istiyorum. Yani o başka bir şey. O başka bir bakış açısı. Yani şey yapılabilirdi. Bu takım yaptıkları yapacakların teminatı diye bakılan takımlardan birisiydi. Türk futboluna çok şey kazandıran bir takımdı. Biraz mantığını düzeltse, biraz daha değişen koşullara uyum sağlayarak belki bir yabancı futbolcu, genç yabancı futbolcuları yetiştirme vizyonu ekleseydi Türk vizyonunun yanına, belki Altınordu farklı bir yere gelebilirdi. Bu gidişat için uyardığımızı hatırlıyorum ben. Altınordu camiası. Bir de Keçiören Gücü sezonun en iyi toplarını oynayan bir takımken playoff'a bile kalamadı. O da bende bir ayrı şaşkınlık yaratan bir takımdır hocam. Keçiören Gücü de ben şimdi maçı hatırlamıyorum ama ya o Raşat Mahmet'in bir atıldığı bir maç var. Hangi maçtı o? Ben şimdi böyle tam kafaya giden bir Keçiören Gücü takımı vardı. O günden sonra allak bullak oldu hocam. Yani Keçiören Gücü'nün biz en azından bir playoff oynamasını bekliyorduk. Bak o katkın için sana da, hayal kırıklığı kadrosuna dahil ettiği için sana da teşekkür ediyorum. Evet. Hayal kırıklığı yaratan oyunculardan birisi de Raşat Muhammed belki de. Yani, bravo. Tabii. Daha büyük bir beklentimiz vardı ondan. Çok büyük beklentimiz vardı. Yani büyük yetenek ama işte yazık etti yeteneklerine, öyle diyelim. Aynen. Ben hocam başka şey. Hocam söyleyeceğimizi söyledik. İşte önümüzdeki sezon neler olacak, neler bitecek. Çok zorlu bir sezon geçti. Zevkli maçlar seyrettik. Güzel maçlar seyrettik. Bence hak edilmiş 3 çıkan takım. Benim şahsi görüşüm o. Yani 3 takım da hak ederek çıktı. 3 takımı da ben canı gönülden tebrik ediyorum. Evet. Gelecek sezon da tabii zor geçecek ama bizim için daha da zor geçecek. Çünkü biz bu sezon hep TFF 1. Ligi takip ettik. 1-2 sezondur öyle yapıyoruz. TFF 1. Ligi ağırlıklı gidiyoruz. Süper Lig'e çok fazla bakmıyoruz. Ama bu sezon işte Samsunspor'dan dolayı abonelerimizin büyük bir bölümü Samsun'du ve beklenti o doğrultuda. Samsunspor'u takip eden çok izleyicimiz var. Doğal olarak Süper Lig'de Samsunspor'u ve Süper Lig'in bütünlüğü de gelecek sezonu izleyeceğiz. Ama TFF 1. Ligi de terk edecek değiliz. Çünkü TFF 1. Lig bizim ilk göz ağrımız ve TFF 1. Lig'de gerçekten işte bir dahaki sezon muhteşem bir sezon olacak. Çünkü işte Sakaryaspor, Kocaelispor, Eyüpspor, işte Göztepe, Altay, Manisa, Kocaeli geldi, Çorum geldi.
Evet, Çorum geldi. İşte Şanlıurfa galiba gelecek büyük bir ihtimalle. Şanlıurfa oynayacak tahmin ediyorum finali. İkisi avantaj sağladı. Yani Buca'da da Sait var. Buca'da da Sait Hoca var değil mi? Saitlere fırtınalar var zannediyorum Buca'da. Evet, bilmiyorum. Doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Öyle yani biliyorum. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Bak yani oradan Şanlıurfa-Buca finali de her sonuca gebe hocam. Evet. İşte Erzurumspor, Gençler Birliği. Evet, yani bakınca çok Giresunspor geldi yukarıdan. Geri geldi. Ümraniye Spor var. İşte deprem nedeniyle işte lige tekrar geri dönecek olan Malatya Spor, Adana Spor gibi takımlarımız var. Dolayısıyla gelecek sezon hakikaten birbirinden güçlü takımların oynadığı bir TFF birinci ligde olacak. Dolayısıyla biz bir gözümüz TFF birinci ligde, bir gözümüz Süper Lig'de olacak. Bir dahaki yıl herhalde çok yorulacağız. Öyle gözüküyor bu hocam, kanalda. İlk iki değil, ilk yedi bile zor önümüzdeki sene. Hiç sormayın. Çok zor bir lig olacak. Bana göre zaten şeyin Avrupa'nın en zor liglerinden birisi. Süper Lig'den daha zor bir lig. TFF birinci lig. Çünkü çok fazla hedef var. Süper Lig'de ya şampiyonluğa oynuyorsun. Hadi olmadı küme düşmeye oynuyorsun. Olmadı Avrupa kupalarına kalayım diyorsun. Ama tabii arada bir sürü takım ortada kalıyor. Yani hedefsiz 4-5 tane takım oluyor. 6-7 tane takım oluyor. TFF birinci ligde hedefsiz takım ligin son 1-2 haftasına kadar hiçbir hedefsiz takımla karşılaşmıyorsun. Bütün takımlar ya düşme potası, ya düşme potası ya playoff, yani her takımın bir hedefi oluyor. Evet, dolayısıyla zor bir lig. O zor ligi takip etmek de kolay değil tabii. Biz önümüzdeki sene hem TFF birinci ligi hem Süper Ligi bu kanaldan izlemeye çalışacağız. Özcan Purtele ve diğer değerli yorumcularımızla birlikte. Ben çok teşekkür ediyorum Özcan hocama. Var mı hocam ilave edeceğim bir şey? Hocam seviyorum sizleri. Sürçü lisan ettiysek affola. Ara sıra pot kırmışızdır mutlaka ama bizi seyredenler de bize tahammül edenler de bu hatalarımızı mutlaka tölere etmişlerdir. Hepsine bizi seyreden, bize yorum yazan bütün bu kanalın izleyicilerine çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı sezonlar diliyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere inşallah. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz sizlere de bu sezon verdiğiniz çok değerli katkılardan dolayı. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşeceğiz efendim. Ayrılırken tabii ki henüz abone olmayan izleyicilerimize abonelik çağrımızı tekrarlayalım. Ve herkese saat de artık bakıyorum 23.10 hemen hemen. Biraz da geç oldu. Tabii izleyenler belki sabah izleyecekler ama bizim için geç oldu. Onun için iyi geceler diyelim biz de. Ve bir sonraki programda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın.